Merhaba arkadaşlar. HTML derslerimize hoş geldiniz. Şimdiye kadar arkadaşlar yaklaşık 14-15 ders boyunca HTML etiketleri üzerine konuştuk. Ancak HTML etiketleri üzerine konuşmanın kendi başına çok fazla bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ben. Bunları o şimdiye kadar öğrendiğimiz etiketleri gerçek bir iş yaparken konuşmak, gerçek bir iş oluşturmak bu etiketlerle en önemli kısmını oluşturduğunu düşünüyorum web tasarımının. Bu nedenle arkadaşlar şöyle basit bir tek sayfalık bir tasarımımız var gördüğünüz üzere. Bunun HTML kodlarını beraber yazmak istiyorum sizinle beraber. Açıkçası şimdiye kadar yapacağımız en önemli ders bu ders olacak. Bu dersimizde şimdiye kadar öğrendiğimiz etiketlerin nasıl ilerlediğini göreceğiz. Genel olarak ileriki zamanlarda CSS'ten bahsederken, diğer web tasarımı konularından bahsederken arkadaşlar, böyle mümkün olduğu kadar aralara öğrendiğimiz konuları pekiştirecek projeler katmayı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir web sayfamız var, giriş sayfamız. Burada temel öğrendiğimiz etiketler var. İşte görsel etiketleri, IMG, link etiketleri, buton, işte unordered listler, onun haricinde horizontal rule'lar, form elementleri ve daha başka birçok HTML etiketi konusunu bu projemizle beraber konuşmaya başlayacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben John Doe isimli bir tane klasör yarattım şu şekilde. John Doe'nun içerisinde yalnızca IMG klasörüm var. Onun içerisinde boş, dikkat edersiniz. Öncelikle arkadaşlar HTML kod yazarken muhtemelen sizin elinize ya da sizin yapacağınız böyle bir Photoshop tasarımı geçecektir arkadaşlar. Bunun HTML ve CSS yardımıyla mümkün olduğu kadar hatta %100 olarak tasarıma benzetilmesi söz konusu. Şimdi burada bu dersin konusu değil ama gerekli görsel dosyaların nasıl export edildiğini de göstereceğim. Burada gördüğünüz üzere şimdi şuradaki logo muhtemelen sizin dilinizde bu şekilde değildi. Farklı bir logo olarak geçecek ama ben yine bunu logoyu PNG olarak, yani sanki farklı bir logo gelmiş şeklinde export edeceğim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üzere bir tane güzel bir background'ımız var. Bunu da unsplash.com'dan aldım arkadaşlar. Bu arada bu ek bir bilgi olarak söyleyeyim. Gördüğünüz yer Gürcistan arkadaşlar. Kazbegi. Buraya gittim ben. Eğer vaktiniz olursa çok uygun bir bütçeye siz de gidebilirsiniz. Gerçekten göründüğü gibi harika bir yer. Sonrasında şuradaki, burada alacağımız, şuradaki logomuzu alacağız. Buradaki görselleri alacağız arkadaşlar. Şu görselimizi alacağız. Şuradaki görselimizi alacağız. Ve şu görselimizi alacağız arkadaşlar. Diğer hepsini HTML ve CSS yardımıyla oluşturacağız. Öncelikle şuradaki background'ımızı almak için ne yapıyorum? Diğerlerini arkadaşlar bir kapatalım şöyle. Buradan arkadaşlar geliyorum Marquee Tool'la. Tüm böyle alanı dikkatli bir şekilde seçiyorum. Ctrl Shift C butonuna bastım arkadaşlar. Sonra File New diyorum. OK dedim. Ctrl V'ye bastığım zaman şurada görselimizi, bunu arkadaşlar File diyorum. Save for Web. Web sayfası için kaydet. Bunu JPEG olarak kaydediyorum arkadaşlar. Çünkü herhangi bir şekilde transparency, geçirgenlik istemiyorum burada. Save diyorum. Gelelim arkadaşlar. Temel HTML, John Doe klasörünün içerisinde, IMG klasörünün içerisinde ne olarak kaydedelim bunu? Header BG olarak kaydedelim arkadaşlar şöyle. Hatta header ile BG arasında underscore koyalım. Kaydettim arkadaşlar. Sonra geliyorum. Şuradaki görsellerimizi tekrar eski haline getirelim. Şuradaki logoyu alacağım arkadaşlar. Bunun için şöyle bir yol izliyorum. Geliyorum şuradaki logo tekstine. Alt tuşu ve şuradaki gözün üzerine alt tuşuna basılı sol elim, sağ elim, mouse'umun sağ tarafıyla bir kere tıkladığım zaman yalnızca şu logo
kısmı kaldı. Sonra image diyorum arkadaşlar. Sonra trim diyorum. Tüm top, bottom, left, right şekilli olacak şekilde OK tuşuna basıyorum. Şurada gördüğünüz üzere logom geldi bu şekilde. File diyorum. Save for web diyorum arkadaşlar yine. Bu kez bunu JPEG değil çünkü şuradaki beyazlıkların değildi. Geçirgenli olarak görünmek istiyorum. O nedenle PNG 24 yazıyorum arkadaşlar buraya. Save diyorum. Bunu da logo.png şeklinde kaydediyorum. Sonra geliyorum arkadaşlar. Burada history panelinde ilk PSD şeklinde dönmesi için buraya tıklıyorum. Ekranımızı küçültelim biraz. Başka nelere ihtiyaç var? Şuradaki görsellerden bir tanesini alalım. Geliyorum arkadaşlar. Latest work. Evet, şu iki görsel Layer 7 ve Layer 2 şeklinde arkadaşlar. Bunların ikisi seçiliyken alt tuşuna bastım. Yalnızca bu görselim seçili oldu yine. Image, trim diyorum arkadaşlar. OK tuşuna bastım. Yalnızca bu görselim şey yaptı. Buraya da file diyorum. Save for web. Bunu da JPEG şeklinde kaydedeceğim. Dikkat ederseniz şurada PNG 24 bu dosya boyutu 101K. Ama bunu JPEG'e çevirdiğim zaman arkadaşlar 14K'ya kadar, yani neredeyse 8'de 1'e kadar iniyor. Save diyorum. Buna da work diyelim arkadaşlar. Kaydettim. Sonra history panelimden ilk PST dosyamı seçiyorum, ilk görünümünü. Sonra arkadaşlar ne yapacağız? Bir de şu görselimizi alacağız. Bu da neredeymiş? Blok bölümümüzdedir muhtemelen. Şu ikisini seçiyorum. Alt tuşuna ve mouse'uma basıyorum. Yalnızca görselim geldi. File, Save for web diyorum. Bunu da JPEG şeklinde, bunu da arkadaşlar blok JPG olarak kaydedelim. Şimdi gördüğünüz üzere PSD tasarımımızdan gerekli olan görsellerimizi aldık. Butonları, diğer şeyler arkadaşlar HTML ve CSS yardımıyla yapacağız şimdi. Şimdi öncelikle ne yapıyorum arkadaşlar? Bracket açtım. Burada arkadaşlar file new diyorum. Sonra bunu file save as şeklinde John Doe klasörünün içerisine index.html olarak kaydediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hiçbir şey yok şu an. Şimdi HTML kodumuzu yazmaya başlayalım. Öncelikle biz HTML5 belirteci olarak ne diyorduk? Doctype'ımızı oluşturuyorduk arkadaşlar. Ne diyoruz? Doctype HTML şeklinde oluşturduk. Sonrasında arkadaşlar geliyorum, ne yapıyorum? İlk etiketimi açıyorum. HTML etiketini açtım, kapattım. Sonra ne yapıyordum bu HTML5 etiketi içerisinde? Öncelikle head etiketimi açıyordum. Sonrasında da ne yapıyordum arkadaşlar? Body etiketimi açıp kapatıyordum. Şu yukarıdaki kısma web sayfamız hakkında bilgiler, body bölüm, head bölümüne web sayfamız hakkındaki bilgiler, body bölümüne de ne görüyordu? Web sayfamızın içeriğini yerleştiriyorduk. Ben head kısmına yalnızca herhangi bir meta tag'ı falan girmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle sadece bir title, yani sayfamızın başlığını, t olmayacak burası tabii ki, title olacak. Title şeklinde sayfamızın başlığını yazmak için arkadaşlar buraya ne diyelim? John Doe gibi belirsiz bir isim verelim arkadaşlar. Bu ne işe yarıyordu? Save ediyorum. Sonra gelelim şuradan. Buradan arkadaşlar index.html'i açtım. Gördüğünüz üzere şurada sayfamızın başlığını oluşturduk. Sonra geliyorum arkadaşlar, koduma dönüyorum. Şimdi body kısmından başlayalım önce. Şimdi
Tasarımımıza dönelim arkadaşlar. Burada neler var? Şimdi şurada bir logomuz var sol tarafta. Şurada bir navigation menümüz var. Burada bir yatay çizgimiz var arkadaşlar. Horizontal rule şeklinde. Başlığımız, şöyle bir paragrafımız ve butonumuz var arkadaşlar. Şimdi genel olarak bu gördüğünüz bölüm sayfamızın header bölümü arkadaşlar. Öncelikle ne yapıyorum? Geliyorum. Şurada bir header etiketimizi açalım arkadaşlar. Etiketimi açtık, kapattık. Şimdi burada mesela bu header'a bir class verebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde bir class verebiliriz. Mesela class diyelim. Ne diyelim? Main header şeklinde bir class verebiliriz buna. Save ediyorum arkadaşlar. Şimdi buna class verebiliriz, class vermeyebiliriz. Bunlar neye göre değişiyor? Burası çok önemli arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere tasarımımızı açalım. Bizim şu an tasarımımızda arkadaşlar bir tane sayfa var değil mi? İleriki zamanlarda bizim bu taraf tasarımımızda farklı sayfalar da olduğu için. Mesela şu an ben indeks bölümündeyim. Bu indekse ait header'dayım. Yarın portfolyoya sayfasına ait bir header bölümü de olabilir veya about sayfasına ait de bir header bölümü olabilir. Bu nedenle header'a bir class vermek mantıklı. Ama ben yalnızca bu sayfa üzerinden, yani tek sayfa üzerinden konuştuğum için benim bu header'a class vermeme gerek yok arkadaşlar. Yani class ismi atamama gerek yok. O nedenle buraya class ismi vermiyorum ben. Ama çok önemli, dediğim gibi bu fark anlamaz. Eğer farklı sayfalarda oluşturacaksınız, o sayfaların da kendilerine ait header'ları olacaksa header'a class ismi vermek çok mantıklı. Zaten class'lar üzerine, class ismi verme üzerine konuşurken bunların üzerine daha da yorum yapacağız zaten. Şimdi header etiketimizi oluşturduk. Neden class vermediğimi anlattım. Ne durumlarda class vereceğimizi de anlattım. Şimdi gelelim bir div etiketi oluşturalım arkadaşlar. Div etiketi oluşturdum. Buna da bir class ismi veriyorum. Bu class'a arkadaşlar çok göreceğiniz container ismini verdim ve div etiketimi kapattım. Şimdi şuradayız. Container derken neyden kastediyorum? Şimdi arkadaşlar tasarımıma baktığınız zaman gördüğünüz üzere şimdi şu header bölümü. Şurası header bölümü. Ama dikkat ederseniz benim içeriğim header bölümünden, yani buradaki içerikler header bölümünün tamamını kapsamıyor. Burada sağdan ve soldan belli boşluklar var arkadaşlar. Hatta biraz daha tasarımımı aşağıya da indiğiniz zaman dikkat ederseniz hep sağdan ve soldan boşluklar yaratmışım arkadaşlar. Şurada bile, yani footer bölümünde bile şurada bile boşluklar var arkadaşlar. Ne diyorum ben class container'ı oluştururken? Diyorum ki benim sayfamı şurada bir kutu oluştur ve bu sayfa içeriğini bu kutunun içerisine koy. Container'ı deyip bir class oluşturduğum zaman ne yapabileceğim? CSS yardımıyla bu container'ın genişliğini belirleyebileceğim örneğin. Bu nedenle yapıyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Container diye bir div oluşturdum. Sonra şimdi geliyorum arkadaşlar. Şimdi header içerisinde şurası, burada bir tane şunları kapsayacak şekilde container oluşturduk. Ama şimdi dikkat ederseniz benim header bölümü, ben burada iki şekilde düşünüyorum. Şimdi bir logo ve menünün olduğu bir kısım var. Bir de şuradaki H1 başlığı, paragraf ve butonun olduğu bir kısım var arkadaşlar. Bunları ayırmak için ben ne yapıyorum? Geliyorum arkadaşlar. Bir div class'ı daha oluşturuyorum. Ve buna diyorum ki mesela header top isminde bir class ismi verelim arkadaşlar. Bu header top neyi oluşturacak? Benim bu header'ın içerisindeki şu üst bölgeyi oluşturmasını istiyorum arkadaşlar. Header top olarak. O nedenle ayrı bir div oluşturdum. Ve buna da dedim ki
header tab. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu oluşturduğum header tab divinin altına bir tane daha div oluşturuyorum. Bir tane daha div oluşturdum. Buna da bir class ismi vereceğim arkadaşlar. Buna da ne diyorum? Header content diyebiliriz buna da. Dikkat ederseniz önce bir tane container div oluşturdum. Bunun içerisine üst bölümü ve alt bölümü kapsayacak iki tane div oluşturdum arkadaşlar. Üst bölümüm şurası, alt bölümüm de burası. Şimdi şöyle bir soru düşünülebilir. Hocam bu div oluşturuyoruz da mesela biz yukarısı için mesela header tab diye bir div oluşturduk da eyvallah da. Yani peki biz neden o zaman şuradaki logo için de ayrı bir div, buradaki navigation menüsü için de ayrı bir div falan oluşturmuyoruz? Şimdi arkadaşlar bunun kararını siz vereceksiniz. Eğer şurada basit bir logonuz ve sağ tarafta da basit bir menünüz varsa bunlar için ayrı bir div oluşturmaya gerek yok. Ama siz mesela bu logonun yanına farklı bir text eklemek isterseniz, farklı bir yazı ya da birden fazla menü, birden fazla içerik eklerseniz bunu da ayrı bir divin içerisine alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geldik. Ne oldu? Header tab divini ve header content divini oluşturduk. Şimdi arkadaşlar header tab divinin içerisine başlayalım. Bunda ne var? Bir tane logomuz var. Bir tane de navigation yani menümüz var arkadaşlar. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki logomuz nedir? Bir tane link. Ve biz ne istiyoruz? Bu linki buradaki şekle logomuzun üzerine tıkladığımız zaman tekrar ana sayfaya gelmeyi isteriz muhtemelen. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Geliyorum. Link ekleyecektim değil mi? Onun için ne yapıyorum? Anchor etiketimizi ekledim. Href olarak ne diyoruz arkadaşlar? Buraya index.html diyoruz. Sonra bunu kapatıp arkadaşlar araya ne koyacağız dikkat ederseniz biz neyi tıklayınca sayfaya gelmesini istiyor? Şuradaki logoya tıklayınca. O nedenle arkadaşlar buraya anchor yani link etiketimizin arasına bir tane yani logomuzun görselini ekleyeceğiz. Bunun için ne yapıyoruz? img etiketini açtık. Ne diyoruz? IMG etiketin source özelliğini kullanarak img klasörünün içerisine giriyoruz. Logo png'yi seçtik arkadaşlar. Bir de buraya alt attribute'ü, alt özelliği ekleyelim. Buraya da diyelim ki şöyle logo yazdık arkadaşlar. Ne yapıyorduk? img etiketimizi kapattık şöyle. Dikkat ederseniz bu şekilde bir tane link oluşturduk ve o linkin arasına görselimizi yerleştirdik. Save ediyorum arkadaşlar. Refresh ettiğim zaman görselimiz şuraya geldi. Dikkat ederseniz üzerine tıkladığımız zaman da link olarak değişiyor. Şimdi tekrar biraz konuşalım. Sayfamızda arkadaşlar gördüğünüz üzere yalnızca bir tane mi link var? Hayır. Bakın buranın üzerine geldiğimiz zaman link olduğunu, şu butonun bir link olduğunu düşüneceğiz. Sonra şurada dikkat ederseniz biraz büyüteyim. Read more şeklinde yazılar var. Bunlar link olarak düşünüyoruz. O nedenle arkadaşlar ben bu anchor etiketimi diğer kullanacağım anchor etiketinden yani link etiketlerinden farklı olmak için ne yapacağım? Class ismi ekleyeceğim bir tane. Buna da class logo diyelim arkadaşlar. Ne yaptık? Şimdi logomuzu ekledik arkadaşlar. Şimdi şuradaki üstteki logomuzu ekledik. HTML'ini yazdık. Şimdi ne yapacağız? Şuradaki menümüzü ekleyeceğiz arkadaşlar. Menü etiketi için dikkat ederseniz ben halen daha header tab divinin içerisindeyim. Alta geçiyorum arkadaşlar. Header tab divinin içerisindeyim. Şurada dikkat ederseniz
Burada ne yapıyorum? Menü için hangi etiketi kullanıyorduk? Now etiketini kullanıyorduk arkadaşlar. Now etiketini açtık, kapattık. Şimdi hocam, biz burada A etiketine bile class verdik. Neden şu navigation etiketine class vermedik? Çünkü arkadaşlar, ben tasarımıma bakıyorum. Şurada hatta verebiliriz, yani şu an düşündüm de, şurada nav etiketini, yani benim menü olarak kaç tane menüm var burada sayfamda? Şurada bir tane menüm var. O nedenle bu nav etiketini bir class ismi vermiyorum şimdilik. Ama yarın öbür gün örneğin şurada diyelim ki farklı farklı iş modelleri olsaydı, işte ne diyelim, şurada işte web tasarımı, burada işte Photoshop tasarım, burada işte ne diyelim 3D tasarım şeklinde 3 farklı bölüm link şeklinde olsaydı ne yapacaktım? Onun o zaman da now etiketini kullanacaktım. Bu kez birbirlerinden ayırt etmek için bunlara farklı class isimlerini verecektim arkadaşlar. Geldim, now etiketimizi açtık, kapattık. Sonra ne diyorduk arkadaşlar now etiketinde? Bir tane unordered list olacak bu linklerimiz. URL etiketini açtık arkadaşlar, kapattık. Sonra arasına list etiketi olan li etiketlerini açıyorum. Li etiketlerini açtıktan sonra ne yapacağım? Linkleri oluşturacağım. Şöyle şey yapalım. A etiketini açtık. Ref özelliğini açıyorum arkadaşlar. Burada diyorum ki şöyle bir sharp işareti koyalım. Sharp işaretin ne işe yaradığını söyleyelim. Şimdi kapattık arkadaşlar. Şöyle burada linkimi de oluşturdum. Tabii şu araya gözükmesi için ne yapacağız? Home yazısını oluşturalım arkadaşlar. Refresh ettiğim zaman home linkinin geldiğinde göreceksiniz. Tasarıma bakıyorum. İkinci olarak ne link var? Home Portfolio About varmış. Geliyorum şu satırı arkadaşlar. Kopyalıyorum. Buraya Portfolio yazıyorum. Buraya arkadaşlar da About kısmını yazdım. Save edeyim arkadaşlar. Refresh ettiğim zaman gördüğünüz üzere logo ve menümüzü ekledik sayfamıza. Şimdi şuraya bakınca hocam buradaki tasarımın HTML'i bu şekilde mi yazılıyor deyince, evet arkadaşlar bu şekilde yazılıyor. Burada da tabi CSS'in gücü ortaya çıkıyor. Yani CSS'de sayfamızı nasıl makyajlayabildiğimiz ortaya çıkıyor. Şimdi niye geldik arkadaşlar? Burada dikkat ederseniz artık header tab bölümü ile ilgili işimiz bitti arkadaşlar. Şu onun header tab kısmının altına ne ekleyeceğim? Şurada söylemeyi unutmuşum. Burada bir tane dikkat ederseniz yatay çizgimiz var arkadaşlar. Bir tane horizontal rule ekleyelim arkadaşlar. Save edelim. Refresh ettiğim zaman yatay çizgimizin de geldiğini gördünüz. Şimdi tasarıma bakalım, bir şey söyleyeceğim. Burada bir yatay çizgimiz var. Dikkat ederseniz burada da bir yatay çizgimiz var. Şimdi bu yatay çizgileri birbirinden ayırmak için ne vereceğiz arkadaşlar? Sizin de söylediğinizi umuyorum. Buraya bir class ismi verelim arkadaşlar. Ne diyelim? HR tab diyelim arkadaşlar buna. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Header tab bölümümüzü bitirdik. Şimdi şuradaki bölümümüzü oluşturacağız. Öncelikle ne yapıyoruz burada? Header content bölümün divinin içerisine yazacağız bunları. Ne oluşturduk arkadaşlar? Bir tane başlığımız var. E1 başlığı. Hemen geliyorum. Ne diyorum? E1 diyorum arkadaşlar. Ne yazılıymış orada? John Doe yazılı. Sonra geliyorum arkadaşlar, bir tane paragrafımız var. Alta geldik. Şu paragrafı şuradan kopyalayıp yazalım bari.
Geliyorum arkadaşlar, paragrafımızı da kopyaladım şurada. Şimdi üçüncü olarak neyimiz var arkadaşlar? Üçüncü olarak da butonumuz var ama aslında biz bunu yine paragraf olarak düşünebiliriz. Daha sonra bu paragrafı CSS ile özelliklerini değiştirebiliriz arkadaşlar. Ne yapıyorum? Geliyorum. Şurada bir paragraf daha ekliyorum. Tabii ki bu paragraf ne olacak? Bir link olacak arkadaşlar. Reference, href, buraya sharp işaretini koyduk. Linkimizi kapattık. Buraya ne diye yazacağız arkadaşlar? Details'ı yazalım. Şöyle save edelim. Refresh edelim arkadaşlar. Burada da geldi. Şimdi şurada da bir href var. Linkimiz var arkadaşlar. Burada da linkimiz var. Ama dikkat ederseniz burada gördüğünüz linkle burada gördüğünüz linklerin özelliği birbirinin aynısı mı? Hayır, farklı. O nedenle ne yapıyorum arkadaşlar? Geliyorum buradaki linkimize bir class ismi tanımlayalım. Ne diyelim buna da? Main BTN, main buton şeklinde bir class ismi verelim arkadaşlar. Save edelim sonra. Refresh edelim. Gördüğünüz üzere tasarımımızın şuradaki header bölümünün arkadaşlar HTML yazılımı bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra ilerleyen derslerimizde bu dersimiz bu tasarımımızın CSS'ini nasıl yaptığımızı göreceksiniz zaten. Burada ilk bir şey olarak da daha şunu söyleyeyim. Şimdi şuradaki sharp işareti şu işe yarıyor arkadaşlar. Mesela gelelim. Tıkladığım zaman var olan sayfa index.html ise index.html'in kendisine yönlendiriyor arkadaşlar. Sharp işareti o işe yarıyor. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde tasarımımızın HTML kodunu yazmaya devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.